Değerli arkadaşlar, bir gerçeği kabul etmek zorundayız. O da dünyanın bütün bölgelerinde artan diktatörleşme ve radikalleşme süreçleri çerçevesinde Avrupa demokrasileri aşırı sağın yükselişini, neo-nazi ve faşist hareketlerin artan bir biçimde ulusal politikalara güçlü etkilerini hissetmeye başladı. Bu gerçekten insanlığın geleceği açısından çok ama çok önemli bir soru işaretidir. Çünkü insanın ben bu yaşta bu kadar hızlı vahşileşmesini anlayamıyorum. Demek ki bizim fıtratımızda bir tür bir yapı var. Ve bu yapı bizden olmayanı, bizim hasım gördüğümüzü, durup dururken düşman ilan ettiğimizi de birdenbire yok etme arzumuzun doğmasına neden oluyor. İşte Ukrayna açık bir gerçektir, İsrail öyledir. Myanmar, dünyanın dört bir yanındaki bütün gelişmeler bunu gösteriyor. Peki, İtalya'nın küçük bir kasabasında yaşanılan bir olay neden bütün dünyanın dikkatini çekti? Bence İtalya'nın Gorizia kentine bağlı Monfalcone ilçesinde yaşanılan o olay bize yakın bir gelecekte Avrupa'nın genelinde yaşanabilecek gelişmelerin işaretini verdiği için önemsendi. Şimdi bu mütevazi İtalyan kıyı kasabası veya ilçesinde bir bayan belediye başkanı var. Aşırı sağcı başbakan Giorgia Meloni'nin yapmış olduğu koalisyon hükümetinin ortaklarından Kuzey Ligi veya Lig üyesi bir insan. Anna Marie Sissint. Anna Marie, öyle diyelim, öyle analım. Anna Marin aşırı sağcı bir kadın. Ve ikinci dönemdir bu şehrin, ilçenin belediye başkanlığını yapıyor. Temmuz ayında, Temmuz 2023'te dünya ondan bahsetmeye başladı. Çünkü şehirde yaşamakta olan Müslüman kadınların Akdeniz'in mavi sularıyla buluşurken haşama giymesinden rahatsızlık duydu. Ve çıktı, dedi ki bu kıyafet ahlak ve hijyen açısından kabul edilemez. Yani örtülü denize giren Müslüman kadınlar için söylüyor. Denize giyinik olarak girilmesini yasaklıyorum. Yasakladı. Bütün o plaj bölgelerinde. Bizden farklı kültürlerden gelip bizimle birlikte yaşayanların buradaki kurallara uygun hareket etme zorunluluğu vardır. Böylece kentin önemli bir nüfusunu oluşturan, biraz sonra aktaracağım, Müslüman kadınların denize girmesini durdurdu, evlerine gitmelerini sağladı. İtalya'nın o olayda, yani Temmuz 2023'te, İtalyan İslam toplum lideri Yasin Laframe çıktı, dedi ki İtalya'da kadınlar özgürdür ve istedikleri gibi giyinebilirler ama o kadar o kadın başkan bu özgürlüğe inanmıyor. Başkana soruyorum, bir grup Finlandiyalı sarışın ve mavi gözlü gelip dalgıç kıyafetiyle Monfalcone'de yüzmek istese bu ahlak açısından sorunlu bir davranış mıdır? Müslümanlar da dahil herkesin başkan olmayı denemesi bence daha doğru olur, dedi. Enteresan tabii. Hakikaten insanların kılık kıyafetiyle bu şekliyle uğraşılmasından gerekçe ne olursa olsun. Yani İran'da başörtüsü takmayan kadınların hırpalanmasından veya Müslüman bir kadının kendi inancı doğrultusunda giyinip denize girmesinin yasaklanmasına kadar bütün olaylarda ben son derece hassasım. Yani insanların bireysel inanç ve tercihlerine kimse karışamaz. Devlet devletliğini bilecek kardeşim. Devlet, benim bir defa izin verirsen buna
benim yatak odama kadar karışır devlet. O yüzden özgürlüğe sahip çıkacağız. Geçelim. Ama şimdi kadın durmuyor. Esasında durmayacağını göstermişti. Daha seçiminin 6. ayında merkezdeki bütün bankları kaldırdı. Parklar var hani İtalyan kasabalarını filmlerden bilirsiniz. Sordular niye kalktı bu banklar diye. Hep yabancılar oturuyor dedi. E tamam şimdi adam işçi gelmiş dinleniyor. Yani sen onun ucuz emeğinden yararlanıyorsun maşallah. Niye oturmasın banka? Otur. Ya yabancılar oturuyor diye inanın bankları kaldırdı kadın. Ve daha sonra şunu da öğrendik. Sınıfları tek tek kontrol etmiş listeleri. Hiçbir sınıfta yabancı asıllı öğrencilerin çoğunluğu oluşmasına izin vermemiş. Yabancı asıllı çocuklar İtalyan çocukların arasında azınlıkta olmak zorundalar. O şehrin okullarında böyle bir olay. Ama son olarak yaptığı daha feci. Cami yok orada. Genelde Avrupa'da Müslümanlar namaz kılmak için, birlikte namaz kılmak için kültür derneklerini kullanırlar. Biz Türklerde de vardır bu. Yani bir pasajın altında mescit vardır. Ona biz mescit deriz, onlar anlamaz. Yani onlar kültür derneği olarak kabul etmek zorundadır. İşte o mescitlerde namaz kılınmasını yasakladı. Dedi ki burası dedi kurallar ve kaideler ülkesi. Bir dernek dedi kurulmuşsa o amaçla çalışmasına devam edebilir ama o derneğin içinde ibadet yapılamaz dedi. Zaten orada da bir tane büyük dernek varmış Darüsselam Müslüman Kültür Derneği. Şimdi sorun bana Ardan abi küçük bir İtalyan kasabasında bu kadar Müslüman meselesi niye dallanıp budaklandı anlatayım. Kapitalizmin çıkarcılığıyla faşizmin baskıcılığının buluştuğu bir yer orası. Çünkü Manfalcone, İtalyan devlet kuruluşu Fincantieri'nin yani dev tersanelerin sahibi Fincantieri'nin merkezlerinden biri. Orada dev gemiler üretiyor İtalyan devlet kuruluşu, tersane. Tabii 20 yıldır kapitalizmin gereği olarak ucuz işçi çalıştırma programı çerçevesinde yabancı işçi istihdam ediyor. Ama kalibreli, eğitimli yabancı işçi. Ve şimdi sıkı durun, bu kasabada o tersanede çalışan yabancı işçilerin hemen hemen tamamı Bangladeşli. Bangladeş'te eğitim almış, gemi üretimi konusunda uzmanlaşmış işçiler İtalya'da para kazanmak için buraya geliyorlar. Şu anda şehrin nüfusu 30 bin, bunun 9500'ü yabancı, 6600'ü de Bangladeşli. Kadın bununla uğraşıyor. Oysa sol bir lider şey var, siyasetçi diyor ki eğer yabancıların dinamik katkıları olmasaydı Manfalcone günümüzde bir hayalet kasaba olurdu diyor. Çünkü Bangladeşliler de biz Türkler gibi akrabaları getiriyor, birinci dereceden akrabayı getiriyor, restoran açıyor, ne bileyim ben dükkan açıyor, hediyelik eşya satıyor. Yani kasabayı canlandırıyorlar. Ama o kadar. Yani şimdi hem İtalya hem Avrupa hem de tabii ki biz tartışıyoruz. 21. yüzyılın ilerleyen döneminde böyle bir Avrupa ile mi karşılaşacağız? Bakın ben size söyleyeyim. Büyük bir olasılıkla böyle bir Avrupa ile karşılaşacağız. Hoşça kalın.